Bugün tek başınıza oynamamanız gereken 10 oyundan bahsedeceğiz. Ani korkutma taktikleri, uzun kovalayışlar ve korku dolu anları ustaca bir araya getiren ve oynayanlara tiz çığlıklar attıran oyunları ele alıyoruz. Bahsedeceğimiz oyunlar, sektörün en muhteşem oyunları olmayabilir ancak birçok insanı iliklerine kadar korkutmayı başaran oyunlar. O zaman başlayalım. Listemizin 10. sırasında PT var. Bu oyundan hemen bahsedip aradan çıkarmak istiyoruz. Aslında teknik olarak tam bir oyun değil. Ancak ne olursa olsun bunu tek başınıza oynamak istemezsiniz. Özellikle de benim gibi hayaletlerin varlığına birazcık inanıyorsanız, hatta birazcık değil, bayağı inanıyorsanız, oyunda karanlık bir evde dolaşırken Lisa isimli bir hayalet sağdan soldan çıkıp sizi korkutmaya çalışıyor. Görünüşü de gerçekten ürkütücü. Düşüncesi bile tüylerimi diken diken etmeye yetiyor. Oyunun bir yerinde çatlamış bir kapının aralıklarından bakarken Lisa'nın ürkütücü yüzü bir anda karşınızda belirip ödünüzü kopartıyor. Bu listede böyle anlık korkular yaşatan oyunları ele alsak da her an bir şey olma ihtimalinin yarattığı korku bu oyuna iyi bir korku oyunu dememiz için yeterli. 9. sırada Slender: The Arrival var. Bu çok iyi bir oyun değil ancak Slenderman'le oynamak genel olarak keyifli bir tecrübe. İnternet tarayıcınızda oynayabileceğiniz, labirentten kaçmak için item aradığınız sırada Slenderman tarafından takip edildiğiniz basit bir 3D oyun olarak başlayan projeyi hatırlıyor musunuz? Slenderman rastgele bir yerlerde karşınıza çıkardı ve ona baktığınız anda ekran gidip gelmeye başlar, sizi ölümüne korkuturdu. İşte bunu haritayı genişleterek büyük bir bilgisayar oyununa dönüştürdüler. Tek yapmanız gerekenin Slenderman'dan kaçmak olduğu leveller orijinal oyunda olduğu kadar korkutucu. Grafikler ortalama denebilir ve ortamın atmosferini oluşturmada büyük rol oynamış. Slenderman sanki sürekli etrafınızdaymış gibi hissettiriyor. Onun karşınıza çıktığı anlar, bu anlarda çalan müzikler, ses efektleri hepsi oldukça başarılı. Oyunu oynarken yanınızda biri sizi izliyorsa size fazlasıyla güleceklerdir. Resident Evil serisinin büyük bir hayranıyız. Özellikle de 4. oyundan öne çıkan oyunların, niyetim 4. oyunu kötülemek değil ancak korku türüne daha yakın olan Resident Evil oyunlarını seviyoruz. Resident Evil 7 bu açıdan seriye o eski ruhunu geri getirdi diye düşünüyorum. Öncelikle bu oyunda oynadığınız karakter çılgın, sağı solu yumruklayan bir asker değil. Senin benim gibi normal, sıradan bir insan. Baş karakter silahı bile zar zor ateşleyen biri olduğu için normalden daha çaresiz hissetmemizi sağlıyor. Oyunun başlangıcında eve girer girmez tedirgin bir hissiyata kapılıyorsunuz. Sonra Mia'yı buluyorsunuz. Oynamayanlar için spoiler vermek istemem ama oynayanlar neyden bahsettiğimi anlamıştır. Oyunda beni aklıma gelince bile ürperten, ustaca tasarlanmış birçok karakter var. Serinin yeniden korkuya yönelmesi beni çok mutlu etti. Resident Evil 8'de de aynı tarzda devam edileceğine dair söylentiler var. Umarım doğrudur. Listemizin 7. sırasında Outlast var. Outlast'ın her iki oyunda korkunç. Terk edilmiş bir hastanede tek başınıza dolaşmak başlı başına korkunç bir şey gibi geliyor. Özellikle de elinizde hiçbir silah yoksa ve tek kendinizi savunma yönteminiz kaçıp bir yerlere saklanmaksa. Tabii ki ürkütücü hastalar tarafından kovalanıyorsunuz. Outlast oynamak bir korku filminin içine girmek gibi. Klasikleşmiş ani korkutmalarla karşılaşacağınızı bilseniz bile yine de o anlarda korkuyorsunuz. Tavandan sarkan bedenler olsun, tekerlekli sandalyede oturan bir cesedin aniden hayata dönmesi olsun, iri kıyım hastaların durdurak bilmeden peşinizden koşturması olsun. Outlast korku anlarında çalan müzikler konusunda da çok başarılı. Bu da onları daha da korkunç kılıyor. Elinizde her an şarjı bitmek üzere olan bir kamerayla gezmek bile sizi büyük bir strese sokmaya yetiyor zaten. 6. sırada Hello Neighbor var. Bu biraz garip bir oyun. Grafikleri oldukça parlak, renkli ve korku oyunlarında görmeye alıştığımız ciddiyetten uzak. Bu sebeple bu oyuna dışarıdan bakınca oynarken korkacağınızı düşünmezsiniz. Ancak bu oyunda öyle anlar var ki sizi ciddi manada korkutabilir. Oyunda komşunuz peşinizden gelip sizi alt etmeye çalışırken siz onun bodrumuna girmeye çalışıyorsunuz. Komşunun verdiği tepkiler çok iyi tasarlanmış. Örneğin eve girme taktiklerinizi fark edip tuzak kurabiliyor ya da bir kez girdiğiniz yerden tekrar girmemeniz için o girişleri kapatabiliyor. Hızınıza yetişmeye başladığında kalp atışlarınız hızlanıyor ve sizi nihayet enselediğinde bir anda karşınızda bitiveriyor. Bazen nereden geldiğini bile anlamıyorsunuz. Bu oyun korku oyunundan ziyade puzzle oyunu bence ama kimi yerlerde sizi böylesine korkutmayı başardıkları için oyun yapımcılarını tebrik etmek lazım. Bir yandan oyunun genel konseptinden uzaklaşmayıp bir yandan başka türlerin keyifli yönlerini kendi oyununuza da yedirmek kolay bir iş değil gerçekten.
Sıradaki oyun Alien Isolation. Kötü yapılmış bir düzine Alien ve Predator oyunlarından sonra gerçekten iyi olduğunu düşündüğüm tek oyun. Filmlerden uyarlanan oyunların örnek alması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü film evrenine zorlama bir şeyler eklemek ve büyüsünü bozmak yerine yeni yazılan kısımlar evrenin özünü kaybetmeden genişletilmesini sağlamış. Oyunda Ellen Ripley'in kızı Amanda Ripley olarak oynuyorsunuz. Kızının da annesine benzer şeyler geliyor başına. Örneğin bir yaratık tarafından kovalanmak gibi. Yaratıkla baş etmeniz mümkün olmadığı için oyun boyunca yerini belirleyip ondan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Yakınınıza yaklaştıkça elinizdeki alet daha da çok biplemeye başlıyor. Tabii kalp atışlarınız da aynı şekilde hızlanıyor. Gerçek hayattaki kalp atışlarınızdan bahsediyorum. Ayrıca nereye saklandığınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü kendi kendinizi tuzağa düşürme ihtimaliniz var. Örneğin havalandırma iyi bir saklanma yeri olabilir. Ama burada uzun süre saklanamazsınız ve yerinizi belli etmelisiniz. Aksi takdirde yaratık bir anda yanınızda bitebilir. Bu oyunun en korkunç yanı karanlık buralardan gelen ayak seslerini duymak ve el fenerini açar açmaz yaratıkla karşılaşmak. Ölmeden hemen önce görmek isteyeceğiniz bir manzara değil ama kesinlikle korkutucu. 4. sırada Five Nights at Freddy's var. Evet, listemizde bu oyuna yer vermeyi tercih ettik çünkü bu kadar aşırı popülerleşmeden önce aslında gayet iyi bir oyundu. Tabii sonrasında hızla büyüyen hayran kitlesi sebebiyle oyunu tek başına oyun olarak ele almak imkansızlaştı. Bir yere kadar gösterilen ilgiyi anlayabiliyorum. Bir restoran zincirinin maskotlarının geceleyin soğukkanlı katillere dönüşmesi fikri, böyle bir olasılığı hepimiz hayatımızda en azından bir kez aklımızdan geçirdiğimiz için çok iyi bir fikir. O yüzden bu fikir birçok insana hitap etmeyi başardı ve gerçekten korkutucu olduğu için ortaya ilginç bir oyun çıktı. Oyun ayrıca yayıncılar tarafından da fazlaca oynandı. Ani korkutmalar fazla görüntülenme alıyordu sanırım. Nihayetinde oyun olmaktan çıkıp daha büyük bir şeye dönüştü. Ben şahsen kültürel etkisinden de rahatsız değilim. Sadece böyle bir oyunun bu kadar devasa bir başarı elde etmiş olması şaşırtıcı. Condemned Criminal Origins diye bir oyun vardı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Zamanında oldukça ürkütücü bir oyundu. Oyunun baş karakteri FBI'de çalışan olay yeri araştırma direktifi Aiden Thomas. Oyun boyunca bir seri katil X'i yakalamaya çalışıyorsunuz. Araştırma sırasında ipucu bulmak için birçok harabe binaya girmeniz gerekiyor. Ve bu binalar köşelerden fırlayıp üstünüze atlayan, borulardan sarkıp size zarar vermeye çalışan çılgın insanlarla dolu. Oyundaki dövüş sistemi de çok iyi. Bir anda önünüze sopayla çıkan birini görünce o size vurmadan siz onu alt etmeye çalışıp anlık tepkiler veriyorsunuz. Bunun yanında bazı suç mahallelerinde ipucu ararken öyle yerlerde geziyorsunuz ki ortamın kendisi sizi iliklerinize kadar ürpertmeye yetiyor zaten. Testere filminden fırlamış gibi odalar var. Oyunun nereye giderseniz gidin orada istenmediğiniz hissini oluşturmakta büyük bir başarı yakaladığını düşünüyorum. Sanki her gittiğiniz yerde sizi izleyen ve üstünüze atlayacak birileri varmış gibi hissediyorsunuz. Harika bir oyun. Şimdiye kadar oynamadıysanız kesinlikle bir denemenizi tavsiye ederim. 2. sırada Fear var. Bu oyundan bahsetmek hoşuma gitmiyor. Çünkü siyah saçlı ürkütücü kızlar beni çok korkutuyor. Halka filmini hatırlatıyor. O filmi de atlatabilmiş değilim. Oyunda Fear ekibinden birisiniz. İngilizce'de ilk karşılaşma saldırı keşfinin kısaltması olarak Fear kullanılmış. Bu kelime aynı zamanda korku anlamına geliyor. Amacınız fazla güçlenmiş, psişik güçleri olan bir kızı durdurmak. Oyun korkutma açısından çok başarılı, alışmış olduğumuz taktikleri etkili bir şekilde kullanmış. Titrek ışıklar, korkunç sesler, bir anda görünüp kaybolan korkunç görüntüler, köşeyi döndüğünüzde ürkütücü bir kızla karşılaşmak, yani korku filmlerinin yıllardır kullandığı taktikler, tüm bunlar oyunda güzel kullanılmış. Neyse ki Outlast gibi oyunlardan farklı olarak bir sürü silahı olan bir asker olarak oynuyorsunuz. Bu da az da olsa kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlıyor. Buna rağmen sizi deli gibi korkutmayı başaran bir oyun. Nihayet 1. sırada bir Japon oyunu var. Bu oyun serisi sektördeki diğer oyunlardan kat kat daha korkunç olmasıyla sıyrılıyor. Hayaletlerden korkuyorsanız Fatal Frame'de bunlardan bolca bulabilirsiniz. Hem hikayesi hem de oyunda gördüğünüz bazı şeyler bir araya gelip size muhteşem bir korku seansı yaşatıyor. Oyun boyunca elinizde bir kamera var ve hayaletleri görebilmek için bu kameradan bakmanız gerekiyor. Tabii her perili evde olduğu gibi burada da hayaletler burnunuzun ucunda beliriveriyor. Genel korku atmosferine ek olarak anlık korkutmalar da var. Geceleyin ışıkları kapatıp oynamak en iyisi. Bu oyunun bir numarada olmasının sebebi birçok insan oyunun sonuna kadar oynayamadığını söylüyor ve kimileri tarafından en iyi korku oyunu olarak anılıyor. Benim de bu seriye saygım büyük.